PKK 2002 yılından itibaren yani Avrupa Birliği listesinde ve her 6 ayda bir bu liste yenileniyor Avrupa Birliği Konseyi tarafından. Bu listeye karşı 2014 yılında, 1 Mayıs 2014 yılında Hollandalı hukukçuların bir hukuk grubunun öncülüğünde PYK yöneticileri Murat Karayılan ve Duran Kalkan adına bir hukuksal girişim başlatıldı. Aslında şu an bugün tartıştığımız tüm konunun altyapısı bu 2014'teki davadan geliyor. Bu 1 Mayıs 2014'te dava açıldıktan sonra dava her 6 ayda bir liste yenilendikçe bu listeye karşı itirazlar da bu dava kapsamında yer aldı. Ve bu davada 2015 Kasım 2018'de mahkeme bir karar verdi. Tabii Avrupa Birliği Avrupa Adalet Divanı iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama genel mahkeme dediğimiz ilk derece mahkemesi. İkinci aşama Avrupa Adalet Divanı oluyor ve temiz makam oluyor. Mesela dosya ilk etapta Avrupa Adalet Divanı'nın ilk derece mahkemesi olan genel mahkemeye geldi ve genel mahkeme 15 Kasım 2018'de ilk kararını verdi. Bu karar 2014 ile 2018 arasındaki her 6 ayda bir yenilenen toplam 8 dosyayı kapsıyordu ve orada mahkeme aslında 8 dosyanın tümünü iptal etti. Daha sonra ama Avrupa Birliği Konseyi bu karara rağmen bu karardan sonra da PYK'yı listeye almaya devam etti. Dolayısıyla 2019'da ikinci bir dosya açıldı. Aynı şekilde 2021 yılında da üçüncü dava açıldı. 2021 ve bugüne kadar olan süreci kapsayan. Bu dolayısıyla üç dava olduğunu bizim bilmemiz lazım. Üç dava üzerinden aslında tüm bu hukuksal süreç yürüyor. Genel mahkeme ilk kararını zaten 15 Kasım'da bir birinci dosya için verdi ve dediğim gibi tüm şeyi iptal etti aslında. 8 ayrı listeyi de iptal etti. Ancak Avrupa Birliği Konseyi bir taraftan temize giderken diğer taraftan tabii PYK liste almaya devam etti. İşte zaten yeni listelemeler için bahsettiğim gibi davalar açıldı. Ama 2021'de üst mahkeme, temiz mahkemesi Avrupa Adalet Divanı bu ilk olumlu kararı bozdu. Bozdu ve dosya tekrar ilk derece mahkemesi olan genel mahkemeye geldi. Ve bu genel mahkeme bu üç dosyayı iki ayrı biçimde ele almaya karar verdi. Birinci ve ikinci dosyayı birleştirdi. Onun duruşmasını yaptı ve kararını 30 Kasım'da verdi. Üçüncü dosyayı işte kararını 14 Aralık'ta verecek. Yani böylece 30 Kasım'la birlikte 14 Aralık'ta vereceği karar bugüne kadar 2014'ten 2022'ye kadar tüm süreci kapsayan, tüm listeleri kapsayan 3 ayrı dosya ile ilgili kararlar verilmiş olacak. Ama bu kararlar dediğim gibi ilk derece mahkemesi olan genel mahkemenin kararı. Şimdi genel mahkeme aslında daha önce tümüyle iptal kararı verdiği bu dosyada dosya geri dön temizden geri döndükten sonra yeniden dosyayı daha genişletilmiş bir mahkeme ile birlikte yeniden ele aldığında tabii bu iki dosyayı birleştirilen 2019 dosyasıyla birlikte bu 30 Kasım'daki kararlaşmaya gitti ve 30 Kasım'daki kararı aslında bir önceki kararından daha farklıydı. Bir önceki kararı bahsettiğim gibi aslında tümden listelerin hem de çok ayrıntılı bir inceleme bile gerek görmeden sadece bir argümana dayanarak tümünü çok açık bir şekilde yeterince iyi listelenmediği halde, iyi gerekçelenmediği için tümünü iptal etti. Ama bu kararında ise aslında tümden bir ret yok ama şöyle bir ikili bir ayrıma gitti. 2014'teki listeleri kabul etti. Yani listeli başvurularda başvurucuları haklı buldu. Ama daha sonra 2015, 2017, 2019'daki yapılan listelemeleri ise savunma tarafını, başvurucuyu haksız bularak Avrupa Birliği Konseyi'nin listeye almada haklı olduğunu ifade etti. Yani böyle ikili bir karar verdi. Zaten mahkeme kararında ayrıca şunu da ifade etti. Yani Avrupa Adalet Divanı'nda genel uygulama şöyle, yani davayı tüm masraflarını kaybeden taraf üstlenir diye. Mahkeme bu 30 Kasım kararında şey diyor, yani aslında mutlak bir kazanan da yok. Yani bazı argümanları diyor savunma tarafının doğruydu.
Onu kabul ettik. Bazı argümanlar ki ağırlıkta biraz diğer tarafın argümanlarını kabul ettiler. Ve onlara da dayanarak aslında herkesin kendi masraflarını ödemesi kararını verdi. Yani hiçbir tarafa yüklenmeden. Yani böyle kendilerince bir dengeli karar verdiklerini, düşündüklerini gösteriyor bu yaklaşımı. Yani mali konudaki yaklaşımı. Bu genel anlamda şey kararın içeriği bu. Tabii bunu bir kez daha altını çizerek vurgulayayım. Yani bu ilk derece mahkemesinin kararıdır. Kesin bir karar değildir. Her iki taraf açısından da yeniden Avrupa Adalet Divanı'na üst mahkemeye temyiz hakkı tabii saklıdır. Savunma tarafı davayı açtığında 8 ayrı argüman üzerinden davayı açmıştı. Bir tanesi örneğin yeterince gerekçelendirmedi, liste alma gerçekten yeterli olmadı. Bir diğeri işte aslında işte ulusların kendi kanı tayin hakkı olduğu, dolayısıyla aslında bir çatışma olduğudur. Ve benzeri 8 ayrı argüman üzerinden ilk 2014 başvurusu bunun üzerinden gerçekleşti. Mahkeme 2018'deki ilk kararında bu argümanlardan sadece bir tanesine yaptı. Aslında diğer kararlarla ilgili bir yoruma gitmedi. Dedi ki benim için sadece bu 8 argümanın tümüne tek tek bakmama gerek yok. Sadece birine baktım ve o bana iptal etmem için yeterli geldi diyor. Yeterince gerekçelendirmeme maddesini, o argümanı doğru buldum diyor. Üst mahkemeye gittiğinde aslında üst mahkemenin bozma gerekçesi biraz oydu. Yani mahkeme diyor ki senin buna hakkın yok diyordu. Aslında mahkeme üzerinden biraz bozdu. Mahkemenin tercihleri üzerinden bir bozmaya gitti. Sen dedi savunma tarafı 8 ayrı gerekçeyle başvurmuşsa bunun 8'ini tek tek değerlendirmen gerekiyordu. Ama sen sadece birini değerlendirip kararı oluşturmuşsun. Dolayısıyla tümüne tekrar bakalım da. Bu sefer mahkeme tabii daha kapsamlı. 2018'den çok daha kapsamlı, çok daha teknik, çok daha ayrıntılı. Yani bir kararlaşmaya gitti. 260 paragraftan oluşan bir kararlaşmaya gitti. Bu sefer bu kararlaşma esnasında işte tek tek o argümanlara karşı da kendi argümanlarını da getirdi. Örneğin ulusların kendi kanı tayin hakkı tartışmasının yani haklı bir tartışma olduğunu, öne sürülebileceğini ancak bunun işte yani bir kurum, bir örgütü yani ulusların kendi kanı tayin hakkını savunsa bile aynı zamanda listede de olabileceğine dair eski kararlarımız var diye mesela onu geçersiz saydı. Bu ulusların kendi kanı tayin hakkının içine girmeden daha önce Hamas davasında ve Tamiller davasında verdiği karara dayanarak ben daha önce zaten böyle bir karar vermişim diyor. Yani bir çatışma da olsa, savaş ortamı da olsa, ulusların kendi kanı tayin hakkı olsa bile aynı zamanda bu benim bu konuyu terörizm olarak denemem önünde engel değil gibi kendi yorumunu aslında Avrupa'nın hakim egemen yorumunu esas aldı. Ben tabii şuna özellikle bir vurgu yapmak istiyorum. Bu 2018 kararından sonra tabii savunma tarafı tüm talepleri yerine getirdiği için temize gitmedi. Üst mahkeme gitmedi. Karşı taraf. Yani listeyi alan kurum temize gitti. Avrupa Birliği Konseyi. Şimdi o temyiz dilekçesi aslında ilginçti. Yani 2018 kararına karşı Avrupa Adalet Divanı'na temyize başvurduğunda şunu ifade etti. Hatta iki yerde girişte ve sonuçta dedi ki çok net bir şekilde aslında mahkemeye seslendi. Eğer siz bu listeyi iptal ederseniz diyor yani bu kararınıza direnirseniz yani ilk derece mahkemesinin bu kararında bir direnme olursa aslında liste çöker dedi yani. Yani bizim sadece bu PKK'sından değil bir bütün olarak aslında Avrupa Birliği terör listesi söylemi pratiği çöker diyordu. Yani bunu aslında bunu biz o zaman da mahkemeye bir çağrı olarak yani bu mekanizmanın sürmesi gerektiğini eğer PKK ile ilgili bir 2015 Kasım 2018 kararına benzer bir kararı üst mahkeme diyor. Eğer sen böyle bir karar verirsen o zaman aslında Türkçesi yani bizim işimiz bitti. Yani bizim bu liste mekanizması ortadan kalkar anlamda ve açık bir şekilde politik bir söylemle bu listenin sürmesi için bu davanın reddedilmesi çağrısında bulundu. Ne kadar etkili olduğu mahkemede bilemiyorum ama Avrupa Birliği Konseyi'nin temel argümanlarının aslında siyasi olduğunu ve siyasal bir çağrı ile aslında bir temyiz aşamasına gittiğini ve yaklaşımının böyle olduğunu da düşünüyorum. Nitekim kararın bazı yerinde şunu söylüyor yani biz diyor Avrupa Birliği'nin yani siyasi iradesinin tercihlerini esas almak zorundayız diyor yani onu söylemeye getiriyor. Avrupa'nın siyasi iradesi bir hareketi hangi hareketi terörist olarak tanımlamaya karar verebilir diyor. Yani bu çok da bizim işimiz değil diyor aslında mahkeme. Şimdi bu normal anlamda bildiğimiz bir diğer mahkemeden çok daha farklı aslında yetkileri çok gelişkin olan bir mahkeme değil. Aslında biraz da teknik
bazı boyutlara bakıyor. Yoksa bir bütün olarak kararı içerik açısından haklı mı, haksız mı ona girmiyor zaten. Mahkeme duruşmalara da söyledi, o bizim işimiz değil diyor. Bir kurum var, Avrupa Birliği var. Bunun siyasi, bu bir siyasi mekanizma. Bu siyasi mekanizma bir hareketi eğer listeye almışsa, yani biz onu içeriğini çok sadece usulü biçimlerini tartışırız. Yani yeterince gerekçelendirmediğini, usulünü, bunu bir şeye, bir zemine oturtmadan bakarız. Yoksa konunun kendisini, aslında kararın içeriğini çok tartışma konusuna yapamayız dedi. Yani bu da mahkemenin aslında kendi pozisyonu. Hani hukukun siyaset karşısında ne kadar aslında daha geri ve zayıf bir tutum aldığını, esas belirleyenin bu meselede siyasal irade, Avrupa'nın siyasi irade olduğunu da aslında şeyde de, o kararın o sayfalar arasında görmek mümkün. Mesela bu 2014'ü niye mesela reddetti? Bunun temel nedeni bir tanesi şuydu. Aslında Avrupa Birliği Konseyi, yani bu listelere karşı bir hukuk mücadelesi verilmeyeceğini hesap ederek çok çala kalem bir aslında liste oluşturdu bugüne kadar. Ben önceliklerini bilmiyorum. Yani benim bildiğim de 2014'teki başvurudan sonradır. Yani niye almışlar? Fakat 2014'te bu işte avukatlar bu şeyi öncelikle Avrupa Birliği Konseyi'ne yazdılar. Niye listeye aldınız? O gerekçeler geldikten sonra o gerekçeler üzerine mahkemeye başvurdular. Biz de avukatlarla birlikte aslında bu gerekçeleri öğrenmiş olduk. Mesela temel gerekçeler, 2014'teki gerekçelerin de çok iyi hatırlıyorum. 2003 ile 2013 arasında böyle kuzeyde, yani Kuzey Kürdistan'da 67 tane olayı, çatışmayı böyle alt alta yazmış. Ama o kadar özensiz ki, mesela şu tarihte diyor, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir olay oldu, çatışma oldu. Bir asker öldü diyor. Ama nerede, nasıl, ne zaman, yani hiçbir ayrıntı yok. O olaylar üzerine biraz yakından baktık. Baktığımızda olayların önemli bir kısmı devletin mesela kontra eylemleri ya da askerlerin yapıp şey PKK'nın üzerine attı ama daha sonra açığa çıkmış eylemler. Yani ciddi ölçüde yıpratıldı. Yani biraz ciddi bir gözle, yani Türkiye'yi bilen o gerçeklik üzerinden baktığınızda aslında o 2014'teki o gerekçelerin ne kadar zayıf olduğunu, çürük olduğunu, sırf işte böyle basından toplanarak, yani ya da şey Türkiye'nin verdiği bazı verilere dayandığını gördük ve ne kadar zayıf bir zemine de dayandığını o zaman net gördük. Zaten ondan sonra bunu çektiler, bu şey, yani bu tür bir gerekçelenme boyutunu geri çektiler. Sadece şu an temel dayanakları şudur. Aslında diyor ki, yani o Türkiye'deki olayları da geri çektikten sonra, 2015'ten sonra sadece üye ülkelerin listelerini esas alıyorlar. Mesela 2014'ten sonraki, yani bu mesele çürütüldükten sonra, o olaylar çürütüldükten sonra yeniden listeye alındıklarında, yani PKK'ya yeniden listeye alındı. Alma gerekçeleri şunlar. İşte ABD'nin liste gerekçelerini koyuyor 3-5 sayfa. İngiltere'nin liste gerekçelerini, Fransa'nın liste gerekçelerini. Üçünü birleştiriyor, diyor ki Avrupa Birliği diyor ki benim listem budur diyor. Gerekçe. Aslında kendisi çok özel anlamda bir liste oluştur, şey yapmıyor. Yani araştırmıyor, incelemiyor, bakmıyor. Zaten diyor benim öyle bir şeyim yok diyor. Mahkeme diyor ki benim de öyle bir, yani sonuçta Türkiye Avrupa Birliği'ne üye değil. Türkiye Avrupa Birliği'ndeki bu Lüksemburg'daki mahkemenin de üyesi değil. Dolayısıyla mahkeme Türkiye konusunda uzman da değil. Türk meselesi konusunda uzman da değil. Ben bu meseleye nasıl bakacağım diyor. Yani Avrupa Birliği de ben bunu çok derinlikli giremem diyor. Siyasal bir tercihle, o yüzden çok işin kolayını buldular. Yani o kendi yaptıkları o çala kalem şeyler çürütüldükten sonra ilk gerekçelendirmeler. Daha sonraki süreçte sadece dediğim üç ülkenin listeye alma gerekçelerini üste bırakıp zımbalayıp işte önümüze koyuyorlar. Gerekçe bundan dolayı listeye alıyoruz derler. Çıkacak karardan sonra avukatlar bu iki karara birlikte nasıl bir hukuk strateji geliştireceklerini tartışacaklar yani. Ondan sonra yaklaşımlar belli olacak. Aslında süreçte bir bu yani 2014'ten bugüne kadar olan 8 yıllık süreçte yani biraz bir tıkanma da var aslında. Yani çünkü hukuk mücadelesi biraz bu Avrupa Birliği terör listesinin hem zayıflığını hem anlamsızlığını hem de ne kadar çürük bir zemine oturduğunu ortaya koydu. Bu mücadelenin bize getirdiği, yani karara yansımaması bir tarafı, aslında ne kadar zayıf ve haksız bir zemine koyduğunu bir şekilde ortaya koydu. Mesela son duruşmalardan bir tanesinde mahkeme karşı tarafa şunu söyledi, yani
Siz bu meselede yaklaşırken ciddi olmak zorundasınız. PYK'yı herhangi bir hareketle bir tutamazsınız. Bakın diyor, basın yazıyor, Türk kamuoyu Kürtleri izliyor. Her duruşmaya onlarca Kürt geliyor ve her listeye bunlar itiraz ediyorlar. Yani bir haklılık, bir meşruiyet duruşları da var. Sonuçta halktan insanlar gelip izliyor da. Yani klasik bildik bir terör söylemi rahatça kılıfını giydirebilecekleri bir zemin yok demek istediği mahkeme. Dolayısıyla ciddi olmak zorundasınız ama Avrupa Birliği Konseyi, yani bu listeyi alan kurum, bu ciddiyetten uzak. İşte sadece işte siyasal gerekçelerle bunu götürmeye çalışıyor. Ne kadar götürebilir bunu bilmiyoruz ama bundan sonraki süreçte de tabii hukuk müyesi devam edecek. Bugüne kadar aslında bir kazanımı da oldu. Dediğim gibi bir meşruiyet zemine oturdu. Yani karşı tarafın ne kadar gayrimeşru bir zemin içerisinde bu listeyi oluşturdu, ortaya çıktı. Argümanların ne kadar zayıf olduğunu ortaya çıktı. Yani listenin arkasından duramayacak hale geldiler aslında. İşte diye bu ülkeleri almış da biz de bunları almak durumundayız gibisinden. Kendi listesinin arkasında duramayacak bir noktada geldiler. Ama bu temyiz süreci büyük ihtimalle gerçekleşecek ya bu karara karşı. Bu 14 Aralık'tan sonra avukatlarla bir ortak toplantı da yapılacak. Yani geniş bir toplantı. Bizler de dahil olacağız. Bundan sonraki süreçte nasıl bir hukuk stratejisi izleneceği orada da açığa çıkacak ama büyük ihtimalle yani bu temiz avukatlar tarafından, savunma tarafından temiz girişimi yapılacak ve mahkemenin argümanlarına karşı daha güçlü, ciddi argümanlarla bu sürece gidilecek diye düşünüyorum yani. Bence ikili bir yansıması var. Bunlardan bir tanesi aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürtlere karşı uyguladığı tüm şiddeti meşrulaştıran bir dayanak gibi duruyor. Yani o biraz önemli. Yani normal koşullarda teknik olarak ama mesela Avrupa bir örgütün Avrupa Birliği listesinde olmasının tek yaptırımı aslında varsa yöneticilerin, üyelerinin ya da kurumun kendisinin, örgütün kendisinin mali hesaplarının dondurulmasıdır. Teknik anlamda, hukuksal anlamda sonucu bu. Ama mesela bu değil tabii. Bir hareketin, özellikle Kürt meselesi gibi ya PYK gibi 50 yıllık bir geçmişi olan, Kürt meselesi gibi 200 yıllık bir tarihsel toplumsal zemine dayanan bir hareket, bir mücadele üzerine bir siyasi hareketi terörist olarak nitelendirdiğinizde bu aslında tabii Kürtlerin statüsüzlüğüne gerekçesi haline getirebiliyor. Kürtlere karşı uygulanan tüm şiddetin zemini haline getiriyor. Mesela 2015-2016'da Cizre, Şırnak, Kürsan bir önemli kentler yok edilirken mesela Türkiye Avrupa'da terörle mücadele ediyorum. Yani insanları Bodrum'da yakarken terörle mücadele ediyorum söylemine gerekçe gösterdi. Ya da bugün Rojava, geçmişte Afrin, Serikani işgalleri de böyle aslında herhangi bir zemin olmamasına rağmen, herhangi bir belirtisi olmamasına rağmen mesela bu söylemin ne kadar kullanışlı olduğunu da gördü. Dolayısıyla bu terör listesi tabii Kürtlere karşı şiddeti derinleştiren bir karakter taşıyor. O yüzden ben şuna inanıyorum yani Kürtlere karşı yani sadece kuzey için söylemiyorum yani güneyde yani Kürtlerin olduğu her coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Kürtlere karşı uygulanan tüm şiddete Avrupa'nın bir payı vardır. Avrupa'nın bunu kolaylaştıran, bu listeyle kolaylaştıran bir payı vardır. Ben Avrupa Birliği listesinin ya da daha sonra Avrupa'nın Kürt hareketine kriminalizasyon gözüyle bakıyor olmasını Avrupa'nın aslında Kürt siyaseti olduğunu düşünüyorum. Yani modern anlamda güncel Kürt siyaseti. Başka bir planla projesi yok aslında. Dolayısıyla bu siyaset de Kürtlere karşı çok olumsuz bir geri dönüşü olan bir siyaset. Hem Kürtlerin pozisyonunu, statüsüzlüğünü bir şekilde devam ettiriyor. Hem Kürtlerin uğradığı tüm şiddeti dayanak haline getirebiliyor. Hem de Kürtlerin olumlu olarak ortaya çıkardıkları özellikler de çok görülmüyor. Yani sonuçta terörist olarak tanımlanan, işte yasak olarak görülen, kriminalize edilen bir siyasetin ortaya çıkardığı pozitif şeyler de görülmüyor. Yani Avrupa toplumlarına ulaşmasını engelliyor. Bu tabii Rojava devrimiyle birlikte biraz kırıldı. Rojava devriminden sonra artık bir kriminalizasyon siyasetini Avrupa kendi toplumunda çok sürdüremiyor. Avrupa toplumu bu konuda Kürtlere bakış açısı önemli ölçüde değişti. Ama özellikle Rojava devrimine kadar olan süreçte yani Kürtlerin Avrupa toplumunun kendisi de Kürtlere yaklaşımı biraz da kendi devletlerinin bu kriminalizasyon siyaseti üzerineydi. Yani bir taraftan şiddete dayanarak, bir taraftan pozitif özelliklerin görünmesini, ulaşmasını, internasyonel dayanışmanın, yaygınlaşmanın önlenmesi gibi çok kritik, çok tarihsel, aslında Kürtler arasından kader belirleyici sonuçları olan bir olgudur.
yoksa çok teknik olarak sadece bir söylem diye bence geçmemek lazım. Bu sürecin hukuk üzerinden bu meseleye baktığımda ben şahsen bu süreci, bu listenin derinliğini çok daha fazla görme ve bunun etkililiğini çok da görme durumunda oldu. Dolayısıyla buna karşı mücadele bence aynı zamanda Kürtlerin işte hak alma mücadelelerini, statü mücadelelerini, temel özgürlüklerinin garanti alma mücadelesini hepsini olumlu etkileyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürtlere karşı uluslararası alanlarda dünyada kullandığı ve dayandığı tek şey terör söylemidir. Başka hiçbir şey yok yani. Yani tüm şeyler elinden alındı aslında ve Türkiye ile Avrupa arasındaki asıl anlaşma da bu terör söyleminin sürmesi konusunda ki bence asıl uzlaşı da oradandır. O yüzden yani başvuru yaparken yani iptal ederseniz çöker demelerinin nedeni budur. Yani Türkiye Avrupa arasındaki o egemenler arasındaki uzlaşının bana göre dayandığı zemin bu terör söyleminin sürmesidir yani. O yüzden ben çok stratejik bir olgu olarak görüyorum. Buna karşı hukuk mücadelesi bunun sadece bir parçasıdır. Ama aynı zamanda tabii meşru anlamda, işte entelektüel anlamda, demokratik anlamda, hayatın her anlamda bu söylemi kabul edilemeyeceğini, bunun Kürtlere uygulanamayacağını, bunun Kürtler özellikle kolonyal hakimiyeti sürdürmekten başka işe yaramadığının çok iyi anlatılması da gerekiyor. Tek başına hukuk mücadelesiyle değil ama tüm toplumsal, siyasal, entelektüel mücadeleyle birlikte bu yasağa karşı, terör söylemine karşı bence Kürtlerin güçlü mücadele yürütmesi lazım. Bunun önemini biraz daha iyi bilince çıkarmamız gerektiğini de düşünüyorum.